Şimdi az önce söyledim Murat Bey, almadan vermek Evet. Allah'a mahsustur. Yani şu Kesinlikle. anki durumda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun maalesef bunu karşılayabilme imkanı çok, yani çok mümkün değil. Yani bu sistemi değiştirmemiz gerekecek. Tekrar aynı şeye dönüyorum ama yani burada mevcut prim sistemiyle bizim emeklilikte yaşa takılanlara emekli etme şansımız yok. Neden? Çünkü 2009 yılında dosya bazında söylüyorum, sigortalı sayısı bazında söylemiyorum. 8 milyon 488 bin 866 kişi olan emekli sayısı 2020 Kasım ayı itibariyle 12 milyon 485 bin 473'e çıkmış. Yani bu dosya bazında bir dosyada birden fazla kişi, işte eş ve çocuk olarak düşünebilirsiniz. Bunu baz Tabii. aldığınızda 13 milyon 253 bin 758 kişiye biz her ay maaş ödüyoruz Sosyal Güvenlik Kurumu olarak. Peki kaç tane aktif sigortalım var benim? Şu anda aktif sigortalı sayım 23 milyon 412 bin 243 kişi. Şimdi sosyal güvenlik sisteminde bir emekliye 4 tane çalışan olması lazım. Bakın Biz bu de yarı birlerde yarıya. Yarı yarı yarıda. yani bu birlerdeydi. Mümkün değil yani, söyleyeyim, bu sistemde bunun sürdürülebilmesi mümkün değil. Yani emeklilikte yaşa takılanların da hepsini emekli ettiğimizde çeşitli rivayetler var. Rakamı kimse net olarak söyleyemiyor kaç kişinin emekli olabileceğini, ama ortalama 2 milyon 3 milyon civarında insan olduğunu varsayıyoruz. Bu 2 milyon 3 milyon dosya yapar. Zaten şu anda rakamlar ciddi anlamda düşmüş vaziyette. Böyle giderse bir kişiye bir kişi hale gelir ki bu sosyal güvenlik sistemi anlamında sürdürülebilir olmaz. Tekrar diyorum, ne yapmak lazım? Sosyal güvenlik sistemini tümden revize etmek lazım. Yani tek çatı altında bir sosyal güvenlik kurumunu kurduk ama gelirlerini tekleştiremedik ya da gelirlerini çeşitlendirip arttıramadık Sosyal Güvenlik Kurumu'nun. Ne yapacağız? Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelirini arttırmak için prim sisteminden vazgeçeceğiz. Sosyal güvenlik vergi sistemini getireceğiz ve sadece gelirlerden değil, insanların elde ettiği gelirlerden değil, lüks tüketim ürünlerinden, insan sağlığına zararlı ürünlerden, teknolojik ürünlerden, bakın bugün dijital ortamda reklamlar yapılıyor. İşte biz niye bugün burada dijital ortamda yayın yapıyoruz? Normalde bir televizyon kurmamız lazım değil mi Murat Bey, bu yayını Tabii yapabilmemiz için? ki. Şu anda bilgisayar, siz beni buldunuz, ben sizi buldum. Yayın yapabiliyoruz. Bu alanlarda devletin belki hani bu alanda vergi alması lazım. Siz buradan prim alma şansınız var mı? TGK Yok olarak tabii. değil. Ama altyapıyı hazırlarsanız, iletişim üzerinden ya da reklamlar üzerinden de sosyal güvenlik vergisi alınacak derseniz, daha doğrusu Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelir kaynaklarını çeşitlendirirseniz, o zaman diyebilirsiniz ki kardeşim sen devletten şu yaşta geldiğinde emekli olacaksın. Senin işte, ben bir kere şeye de karşıyım. Yani bu prim esas kazanç alt sınırı ve üst sınırı olayına da karşıyım. Neden karşıyım? Bugün prim esas kazanç alt sınırı 3577 lira asgari ücret. Üst sınırı bunun 7,5 katı. 26 bin küsür lira. Üst sınırdan emekli olan bir kişiye şu anda 10 bin lira aylık bağlıyoruz. Alt sınırdan aylık olana 1500 lira aylık bağlıyoruz. Alt sınır aylığı olduğu için. Daha da aşağıda bağlanıyor normalde. Çünkü maalesef bizim aylıklarımız asgari ücretin %30'una kadar düşebilir. Yani 3577'nin 1 bölü 3'üne kadar düşebilir. Bu da 1200-1300 liralar gibi bir rakam demektir. Bu da dediğim gibi Cumhurbaşkanı'nın aldığı kararla 1500 liraya çıkarıldığı için 1500 lira alt sınır aylığı. Normalde Tabii yani 1500'e çıkarılması da Cumhurbaşkanı kararıyla alındı. Dolayısıyla siz topladığınız gelirler ortada. Zaten işveren teşvikleriyle SGK artık prim toplayamaz hale geldi. Bugün bir çalışan eğer 7100 sayılı kanun teşvikinden yararlanıyorsa SGK bir kuruş prim almıyor ondan. Gerçi hazine tarafından karşılanıyor, devlet tarafından destekleniyor ama o primler sonuçta devlet sağ cebinden alıp sol cebine veriyor ama vatandaştan prim toplayamıyorsunuz. Prim toplayamıyorsunuz ama bir taraftan insanlar bana emekli maaşı ver diyor. Dolayısıyla burada artık prim sistemi çöktü. Yani prim sisteminin sürdürülebilir hiçbir yanı kalmadı. Şapkamızı önümüze koyacağız. Bizim sosyal güvenlik sistemimiz maalesef şu anda işlevini göremez hale geldi. Ne yapacağız o zaman? Gelir sistemimizi değiştirmemiz lazım. Yani almadan vermek Allah'a mahsustur. Dolayısıyla benim yapmam gereken gelirlerimi arttırmak. Nasıl arttırabilirim Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelirlerini? Vergi sistemine geçerek. Vergi sistemine geçtiğimde, alt sınır üst sınır ayrılığını kaldırdığımda, herkesin gelirinin, yani bugün üst düzey bir yönetici 100 bin lira maaş aldığında üst sınır aylığından dolayı ödediği para 7 bin lirada kalıyor. Ama asgari ücretli bir adamın %37,5 oranında prim alıyorsunuz. Ama bu %15 tek oranlı bir vergiye döndüğünde 100 bin lira gelir olan 15 bin lira vergi ödeyecek. 3 bin lira geliri olan bugünkü şartlarla işte 1000 lira 1500 lira bir vergi ödemiş olacak. Ama ikisi de emekli olduğunda asgari ücret ne kadar? 3577 lira para alacak. Bugünkü şartlarda ne oluyor?
asgari ücretten çalışan 1500 lira alıyor. Tavandan bildirilen üst düzey yöneticiler 10 bin lira alıyor. Yani diyeceksiniz ki o haksızlık mı? Ya biz sosyal güvenlik kurumuyuz. Adı üzerinde sosyal güvenlik kurumuyuz biz. Biz sigorta şirketi değiliz. Ne kadar çok prim ödersen sana o kadar çok para veririz mantığının bu kurumda olmaması lazım. Bu kurum sosyal güvenlik kurumu olduğuna göre eşitliği sağlamak, sosyal adaleti sağlamakla görevli bir kurum olduğuna göre standart, insan onuruna yaraşır bir gelir ne kadarsa vatandaşına bunu garanti edecek. İşte asgari gelir uygulaması da diyebilirsiniz. Batılı ülkelerde ya da bazı ülkelerde uygulanan. Ben devlet olarak kardeşim sana bunu öneriyorum. Bunu vereceğim. Bu şartları yerine getirdiğinde, bu şartlar, bu durumlar gerçekleştiğinde ben sana bu parayı vereceğim. Üzerine mi istiyorsun? Bireysel emeklilik sistemini öde. Ya da kendince yatırım yap. Ama devlet olarak benim sana verebileceğim bu dememiz lazım. Ve buna göre bütçeleme yapıp buna göre gelirlerimizi tayin etmemiz lazım. Bu şartlarda prim sistemiyle EYT maalesef mümkün değil. Hükümet yapar mı yapmaz mı bilmiyorum ama sistemi iyice çökertir. Zaten batmış olan sistem iyice batar.